San Marino ile yıllardır devam eden, neredeyse sonsuz bir savaşın içindeyiz. İşte, tüm detaylarıyla Türkiye-San Marino Savaşı. 1. Dünya Savaşı sırasında San Marino, komşusu olan İtalya'nın yanında savaşa katıldı. 1. Dünya Savaşı sırasında İtalya, 1915 yılında İtilaf Devletleri'ne katılmıştı. 3 Haziran 1915'te, komşusu San Marino'da İtalya ile birlikte, İttifak Devletleri'ne savaş açtı. Bildiğiniz üzere, İttifak Devletleri arasında Osmanlı Devleti de yer alıyordu. San Marino, savaşa 39 subay ve 950 er ile katıldı. San Marino Silahlı Kuvvetleri'nin, o zamanlar bir üniforması bile yoktu. Osmanlı Devleti ve San Marino, birbirlerine tek kurşun dahi atmadı. Osmanlı Devleti ile San Marino, 1. Dünya Savaşı sırasında hiçbir cephede karşı karşıya gelmediler, 1918 yılında savaş bitti, İtilaf Devletleri savaşı kazandı. Savaş bittikten sonra iki taraf da, San Marino'nun savaşta olduğunu unuttu. Hiçbir ateşkes antlaşmasına davet edilmeyen San Marino, tahmin edeceğiniz üzere, Sev Antlaşması sırasında da masada yoktu. Ateşkes sonrası ittifak devletleri ile imzalanan antlaşmalardan, sadece Bulgaristan ile imzalanan Neyli Antlaşması'na davet edilen San Marino, o davete de cevap vermedi. San Marino, Lozan Antlaşması sırasında da yoktu. Türkiye Büyük Millet Meclisi temsilcileri, 24 Temmuz 1923 tarihinde, Britanya, Fransa, İtalya, Yunanistan gibi, 1. Dünya Savaşı sırasında, İtilaf Devletleri saflarında yer alan ülkelerle Lozan Antlaşması'nı imzaladı. Burada da San Marino ile barış yapma fırsatını kaçırıyordu. Yıllar geçtikten sonra Almanya, 1934'te San Marino ile Barış Antlaşması imzaladı, 1937'de, Macaristan ve Bulgaristan da San Marino ile Barış Antlaşması imzaladılar. Çok gecikmeli de olsa Avusturya'da, 1986 yılında San Marino ile bir Barış Antlaşması gerçekleştirdi. Geriye, San Marino ile Barış Antlaşması imzalamayan bir tek biz kalıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, kurulduğundan beri San Marino ile savaş halinde görünüyor. Osmanlı Devleti'nin olduğu dönemi de hesaba katarsak, 105 yıldır San Marino ile savaş halindeyiz. Oysaki biz, ülkece San Marino'ya oldukça sempati duyarız. Bir barış antlaşması yapılsa ve şu durum ortadan kalksa, sizce de güzel olmaz mıydı?